Evet sevgili izleyicilerim, yine bir mahkeme kararı, yine yanlış yorumlar, yine yanlış anlaşılmalar. Yani bu defaki mahkeme kararımız, yani iki ayrı mahkemenin vermiş olduğu birbirine zıttı kararlar gibi. Şimdi mesela bir arkadaşımız bir vesileyle işinden atılmış. Arkadaşımızın biri bir vesileyle işinden uzaklaştırılmış. İşte bir yargı süreci başlamış ceza mahkemesinde. Bu arkadaş tabi suçsuz olduğunu iddia ediyor. Yargılama sonucunda efendim bir karar verilecek. Suçsuz olduğunu bildiği için de efendim idare mahkemesine işe iadesi için dava açmış. Şimdi idare mahkemesi haklı olarak diyor ki ne? Efendim diyor bir mahkeme süreci var. O mahkeme sürecini bekleyelim. Bakalım mahkeme ne karar verecek. Yani sizi haklı görürse biz işe döndürelim sizi diyor. Ya öyle de olur zaten. Sonuçta işte yıllar süren yargılama sonucunda şimdi ağır cezalık bir durum. Şimdi ağır ceza mahkemeleri biliyorsunuz komisyonla karar verir. Yani bir tek hakim, bir tek savcı değil. Ve mahkeme heyetinin vermiş olduğu karar. Yani önemli kararlar. Efendim yıllar süren davanın sonucunda efendim beraatına karar veriyor. Sonra bu karar yüksek yargıya gidiyor. Yüksek yargı da bu beraat kararını onaylıyor. Şimdi gelelim idare mahkemesine. İdare mahkemesi bu mahkemenin sonucunu bekliyordu ya. Ne oldu? İdare mahkemesi diyor ki hayır ben o sonucu kabul etmem, seni işe iade etmem. Ne oldu bu? O zaman niye bekledin? O zaman karar verseydin, ben bu mahkemeyi tanımıyorum, ben iade de etmiyorum gibi böyle bir karar verseydin, neden yıllarca bu mahkemenin sonucunu bekledin? Yani işte böyle bir şey. Ondan sonra işte efendim yargılar efendim töhmet altında mı kalıyor, birinin etkisinde mi kalıyor? İşte yargıları veya kanunu, hukuku herkes başka mı yorumluyor gibi algılanıyor. Öyle de olur. Çünkü bir kanun çıkarken biliyorsunuz mecliste milletvekilleri işte komisyonlarda onları aylarca, haftalarca müzakere ederler. Komisyondan geçer, meclise gelir, mecliste onaylanır, kanun yürürlüğe girer. Sonra bir dönem geçtikten sonra o kanun farklı farklı yorumlara tabi olur. O zaman anlaşılmaz yani. Geçen biz ne demiştik, şu an nasıl oldu, nasıl yorumlanıyor gibi böyle ibarelerle. Demek ki yani hani derler ya, Allah yapısı değil, bu kul yapısı. İşte böyle oluyormuş. Sonra bakıyorsunuz bir yargılama sonucunda hüküm verilmiş. Bir dönem geçiyor, o hükmün tam tersi hükümler veriliyor. Bir dönem idam ettikleri, idam kararı verdikleri efendim mahkumiyet, bir dönem sonra beraatla sonuçlanıyor. İşte böyle tam zıttı zıttına şeyler. Biz bunlara alıştık. Bu işte ama şunu unutmayalım arkadaşlar. Yargıya güven azalırsa bir defa başka şeyler doğuyor. Yani herkes kendi hukukunu, kendi adaletini kurma yönüne giderse bu sefer efendim yani toplumsal yaşam zedeleniyor. Buna dikkat edelim. Hukuka saygı gösterelim. Adalete saygı gösterelim. Yargılamayı tarafsız yapalım. Herkes rahat etsin.